Hani evet amına koyayım yani böyle ender görebileceğin normalde de aktiviteler tam kapanmada var. Fil geçiyor sokakta, ayı geçiyor falan yani. Bu arada yayındayız. Selam. Yani Çocuklara gerçekten dediklerimi duydular mı? camdan bakıyorum ve böyle dettettire falan hani panayır var aşağıdan. Nasıl tam kapanma bu? Allah etsin. Selamlar, Hoş selamlar, geldin. hoş geldiniz. Hello. Hepimizin inanılmaz güler yüzlü olduğu ve Sonat'ın kameradan çıkmak üzere olduğu yepyeni Diyojen sizlerle beraber. Sonat'ın biraz gözaltıları Kadrajımı renklenmiş galiba göremiyorum. geçen haftaki Şu an çok iyisin. Süper Lig maçlarından Şu an sonra. böyle duramam lan. Yok yok, yaslan bakayım. İyisin, biraz önce kaykılmıştın oğlum. Tamam, iyiyim. Evet, Muhtemelen. Beşiktaşlı. Nasıldı? Ya şimdi şöyle benim şöyle bir savunmam var. Ya kardeşim bizim de piyasadan alacağımız var. Bize de 3 puan gelecekti. Gelmedi. Allah bana, ben size çocuklar. Şimdi anladığım kadarıyla buradan şu riski kimse almaz diye düşünüyorum. Şampiyonluğu buradan verirlerse Beşiktaş taraftarı ortalığın anasını siker. Tam Hani kapanma falan dinlemez sadece diyorsun. kulübün değil çevrenin de yani bayağı böyle şehircilik anlamında da sıkıntılı yaşayabilir. Sıkıntılı süreçten geçebiliriz. Tam konuşamıyorum da. O yüzden zannediyorum ki bir danışıklı dövüş. Hadi heyecan olsun. Olabilecek daha Sonrasında kötü bir da şey kadar. var. Beşiktaş'ın şampiyonluğu kaybetmesi ve şampiyonluğu Fenerbahçe'nin alması. Oğlum, Fenerbahçe taraftarı. Buna ancak bir Fenerbahçeli inanabilir şu dakikada Tabii, biliyorsun değil mi? hayır. Yani mesela hangi takımlısın diye sormaya gerek yok Geçen senin. haftaki maçı kazansaydık diyorum. En kötü senaryo. Fenerbahçe'nin şampiyon olması bu tam kapanmada olabilecek en kötü senaryolardan biri. Fenerbahçe taraftarı sokakta kendini yakar şampiyon olursak. Olamadığında da araba yakmışlardı ya. Hatırlıyor Doğru. musun? Bu en kötü senaryo değil bu arada. Bu arada şu an araba yakmak serbest. Yani İsrail Ha evet. protestolarında millet arabasını yakıyor. O yüzden en kötü yakalanırsan İsrail Yo, protestosu yo, o yapacaksın. konulara girilmeyeceği konuşulmuştu hani en başından öyle. Ne diyorsun ya bu İsrail'in dış politikası hakkında? Evet, Turgut. O artık iç politik oğlum, onun dış politikası mı kalmış? Evet. Fethetti diyorsun yani. Kilo vermiş miyim? Verdim, Aynen ter döküyorsun şu an gözünden o yüzden değil mi? Evet, 64. 64. bölüm Diyojen'i Süleyman Soylu'nun be Bak, yemin ediyorum böyle yaptı. Bir beyanım var ama ekleyip eklemeyeceğimden emin değilim. Bu hafta hangi kanaldayız diye sordu. Ben de izledim. O zaman ekliyorum deyip en başa koydu. Evet, güzel hikaye kardeşim. Güzel kurgu. Ne abi başka bir şey diyorsunuz mu bu arada? Başlayayım mı? Yiyoruz. Yani İsrail falan diyordunuz. Yok demiyorduk. Tam yayına girmeden yine bizim ağzımıza emzik vermişler. Tamam Ha, tamam. Hadi, onu hadi. konuşuyorduk. Süper Evet. Kupa sizde o zaman. Tamam. Süper Kupa bizde mi şimdi? Kesin mi? Bileyim, öyle bir haber düştü. Ya Ya bir de Süper Kupa bizdeyse diğeri bizde niye değil ki? Ya evet, bir de pandemi o dolayısıyla aldıysanız geri bunu niye veriyorsunuz? ya kim sever UEFA Kupası kazanıyla şeyin kazananı. O da bu arada bir İngiliz finali olacak muhtemelen. Hani United'la işte Chelsea, City falan oynayacak gibi duruyor ama neyse. Siz bir önceki buradaki Süper Kupa'ya gittiniz mi? Hayır. Yok. Ben gittim. Niye? Tribünlerde Liverpool oynuyordu dangalak. Liverpool Chelsea oynuyordu. Aa yine Chelsea gelebilir bak aynı kupaya. Çok fazla yani bir parmakla işaret etmiş gibi olmak istemiyorum ama yabancı taraftarın çok büyük bir kısmı Arap'tı. Parmakla gösterdin şu an. Evet. Hatta parmakla göstermedin. Direkt TC'lerini verdin. Ki TC'leri var muhtemelen. Var, var, Rengi'nden var mi artık anladın? hepsinin. Suriyeli oldukları için. Yani öyle yabancı seyirci geliyor. İngilizler gelecek mi gelmeyecek mi diye bir konu yok zaten. Tüm maç bize verildiği zaman Araplar geliyor yine. O yüzden çok da problem olmayacaktır diye düşünüyorum. Kaldı ki onlarla görüşebilecek herkesi aşılayacaklar biliyorsunuz. Stat çalışanları falan. Ve özel ağızlıkla Maça öyle girecekler. çıksalar ya, böyle hakem falan. Ben Hep o ağızdan I şey am gibi hani böyle deri bir kayış var, ağızda top var ya, o topun üstüne Ha, ağız yazılsa. topu. Değil mi? Ağız Ha. topunun üstüne. I Bizim onun am United değil. diye böyle.
Daha etkili olabilir. Bence I Am Vaccinated serisi yapabilir güzel bir fantezi iç giyim markasından. Değil mi aslında? İç çamaşırına da yazın abi. Evet. Bir de şeyi de Vax'ı farklı yazarsan oradaki Vaccinated hani tüylerimi aldırdım. Bir de olabilir o. Hani öyle bir şey de olabilir yani. Evet, iş dünyanız iğrençmiş evet. Gerçekten. Benim bu aynı zamanda dış dünyam, haberin olsun. Evet, şaka sandınız ama gerçekten sevgili SS. Oğlum bak. Bu yayının benimle hiçbir alakası yoktur ya. Sevgili SS subayımız. baş harfleri Süleyman Soylu'nun bir beyanı geliyor. Süper Lig şampiyonluk kutlamalarının tam kapanma döneminden sonra yapılması hususunda tedbir alınması gerektiğini düşünüyorum demiş. Herhalde başka yerler alacak tedbiri yani o. Vallahi inşallah biri çıkaralım ya. İnşallah İçişleri Bakanlığı falan şeye dikkat ediyordur yani böyle şeylere. Cumartesi günü bir diplomasiye ihtiyaç var. Sağ olsun. Hem Giresunlular hem Adanalılar minimum ölçekte yaptılar kutlamalarını diyor. Şimdi ben Giresunluyum. Adana'yı da iyi kötü biliyorum. Giresunluların ve Adanalıların herhangi bir şeyi minimum ölçekte yaptığına inanıyorsan zaten Turgut'un kanalında olduğumuz için rahat rahat konuşuyorum. O koltukta yerin sallantıdadır. Ne kadar değil, değildir canım. O koltukta yerin sallantıdadır. Yok canım, ne alakası? Ha benim. Evet. Ya ne var Sedat Peker söyleyince tamam, Sonat Işık söyleyince mi bu hiç. Yani? Neyse. Sen az önce Sonat Işık'la Sedat Peker'i aynı torbaya mı aldın? Oğlum ikisi de Twitter'da meşhur. Belki de akrabayızdır ayrıca. Ayrıca. Belki de kirvesidir. Belli mi olur? evet. Valla mancınık gibi yayın oluyor çocuklar daha. 5 dakika geçti. Sıka sıka geziyoruz. Bu arada yani evet. Ama evet. Şunu söylemek isterim. Hepimizin isimleri kameranın altında yazıyor. Yani sayın yetkililer. Kim bunu söyleyen derseniz isimlere bakabilirsiniz yani. Yani şöyle bir şey. Ben Adanalıların güneşe kurşun sıkmak dahil hiçbir şeyi kararında yaşadıklarına inanmıyorum. Hani öyle bir memleketten bahsediyoruz. ayrıca hani Adanalı ya da Giresunlu olmamıza gerek yok. Bu arada benim anne tarafım Giresunlu. İnternetim var benim çocuklar. Hani artık görebiliyoruz ya her şeyi. Ben Adana Demirspor'un kutlamalarını görebiliyorum mesela telefonumdan falan. O yüzden Giresun stadında eskiden şey yazıyordu. Lütfen yüksek sesle küfür etmeyiniz yazıyordu. Yani alçak sesle edin bari Allah kahretsin gibi yani bir şey vardı. Beklentilerini belli bir yerde tutmuşlar yani. Sonra aynı böyle yazının altında bir tane video hatırlıyorum. Funda Arar'ın bir tane şarkısı çalıyor. Ya gel bildiğin ne varsa falan böyle bir şarkı var ya. Yalnız sanadır bahsettim. Dön gel vaktimiz daral. Onu statta basıyorlar şarkıyı. Tamam. Zaten şu yalan dünyada da o adam yetkili kişi kimse bilmiyorum. Sesi kısıyor. Evet. Bütün taraftar hep beyazda işte gel günahını sevdiğim mi ne diyor orada Funda Arar. Gel amına koyduğum diye bütün hani protokol falan bağırıyordu. Ve ondan sonra şarkıyı geri açıyordu adam. O Fener stadında da yapılıyor yani, bu arada. Bayağı yani. Şey stat yetkilisi şeyli yani. Sonuçta bilgili bir şekilde yönetimden bunu yapıyor diyorsun. Fener'de de yapılıyor oğlum. Orkestra şefi. Şu anda marşı tam hatırlamıyorum ama bizde de tam küfür edilen yerde bilerek susturup hadi bakalım hep beraber diyerek. Çok iyi gerçekten. Evet güzel ya, umarım Beşiktaş Galatasaray ölçekli bir kutlama yaparlar. Ne diyorsunuz peki? Hadi tahminlerinizi yapın hadi. Hadi yapın tahminlerinizi. Bir 8-0 gelir mi Galatasaray'dan? Ankara Gücü işte yine Beşiktaş şampiyonluğa giderken. Valla bir kere önce şunu sorayım. Sonat, iş nasıl buraya geldi? Ya abi iş şöyle buraya geldi. Bizim topçumuz ya futbolcumuz yok. Yani futbolcularımız kötü anlamda söylemiyorum. Kötü diye söylemiyorum. Yoklar yani. Takımda değiller, anladın mı? Öyle bir adam yok. Bizim forvetimizde yoktu. Oynayan adam sağ kanat yedeğiydi. Ama bu maça kadar kazanıyordunuz bu yoklukta, en azından 3-4 maçtır. Bu maç evet evet, ama sürekli hani biri sakat, işte Necip sakatlanıyor. Oraya tamam Dorukhan orada da oynar. Atiba bu maç yok. Tamam Necip de oraya girsin bari. Sağ kanat yok ya. Tamam Enkudu orada başlasın lan. Forvet abi soyun falan. Malzemeciye
En son böyle yakamızdaki her şeyi kullandık. Bütün kurşunlarımızı sıktık. Maça bir çıktık lan, adam kalmadı. Şey ol dedim mi? Lay sakatladık, Mensah girdiğinde. Tamam artık şampiyonluk beklemenin bir gereği kalmadı. Tabii yani oluyor. Peki Turgut. Efendim. Sen ne, hangi noktada Fenerbahçe maçını kapattın? Ya ben 3 maçı da izliyordum. Fenerbahçe, ya bu arada Fenerbahçe'de biraz baktığın zaman Fenerbahçe'nin sahaya herhangi bir şekilde acaba bu maçı kazansak mı diye çıkmadığı çok belliydi. Yani Sisse şey demiş ya, bilmiyorum beyanlarda var mı, ben de hep böyle yapıyorum. Yo evet. Biz çok rahat çıktık maça, hiç öyle stres mi stres yoktu bizde demiş. Ha, ben Sisse'nin puan durumunu bildiğinden bile şüpheliyim ya. Bir saniye ya, ben Newcastle'da değil miyim? Lan ne içirdiniz bana? Yani o yüzden ben şu anda yatırım tavsiyesi vermiyorum tabii ki ama evet. Bence Beşiktaş şampiyon olacak. Ya hala de, ben de %70 Beşiktaş gibi düşünüyorum ilginç ama bir şekilde puan farkının eşit olmasına, yani Beşiktaş'ın da çok iyi bir son maç performansı sergilememesine rağmen yabancı bahis siteleri bile hala Beşiktaş'ın oranını, şampiyonluk oranını 1.15 falan gibi gösteriyor. Doğru. Çünkü şöyle bir şey var. Yani Beşiktaş kazandığı takdirde Galatasaray'ın galiba 4 fark yapması gerekiyor. Eşitlikte bir... de çünkü averaj eşitliğinde de siz evet. Konu dışısınız kardeşim. Bir susar mısın? Hayır, burada bir şampiyonluk sıfır adayları bir... konuşuyor. Niye oğlum? Yani olacağımızı düşündüğümden değil de Fener'le Beşiktaş'ın aynı anda yenileceğini düşünüyor muydun sen Galatasaraylı olarak? Senin peki bir şey soracağım. Halan var mı? Güzel. Yani amcam var mı? İkisi arasındaki bana en büyük farkı söyler misin? Siz götsünüz. Neyse şey diyecektim. Yani şöyle, Beşiktaş'ın tek farklı kazanması durumunda bile Beşiktaş'ın attığı gol fazla olduğu için zaten eşitlemesi de yetmiyor avarajı. Geçmesi gerekiyor. Bu da demektir ki 4-0. Malatya'da baktığın zaman galiba bu sene iki fark dışında kaybetmemiş hiç maç. Hani hakikaten zor. Fark etmez. Galatasaray atar 4 tane. Beşiktaş'ın bir 2 tane atması lazım. Tabii kardeşim, parası neyse veririz yani. Nedir yani? Son maça kalmış. Biz salak gibi Denizli deplasmanında berabere kalan Fener gibi şike mi yapmayacağız? Garantiye alırız kardeşim. Veririz neyse. EFT, MFT, Fastpay bir sürü. Bir aynen sürü. Artık Fastpay var gece gündüz. Bir şey diyeceğim. Ligdeki ikili avarajda deplasman golünün sayılmaması olayına ne diyorsunuz? Bence aşırı mantıklı. Zaten bu uygulama genel olarak mantıksız buluyorum ben, deplasman golü uygulamasını. Çiftli Hayır, maçlarda nasıl da. Nasıl mantıksız? Yani ikili avaraj varsa deplasman golü nasıl sayılmaz yani? Ne anlamı var deplasmanda oynamak? Yani ikili avarajı ben de sevmiyorum da. Birbirlerine kaç gol attıklarıyla alakalı bir durum sadece. Şey, şu anki ikili avaraj. O da 3 atmış, o da 3 atmış. Ha şöyle olsaydı, daha fazla gol atmış olsaydınız siz yine şey olacaktı. Yani rakip sahada atılan golün hiçbir değeri yok mu ya? Yok. Bok hele, yok. Hele de taraftarın olmadığı bu dönemde hiç yok yani. Evet. Yani. Normalde UEFA'nın kuralıymış o da. Bana muazzam saçma geliyor. Ya o bana, zaman tarafsız sahada oynayalım maçları yani. Bana deplasman golü kuralı son yıllarda özellikle aşırı saçma geliyor. Ya ikili avaraj bana da saçma geliyor. Niye canım? Yani. Yok, ikili avaraj değil. Deplasman golü kuralı saçma geliyor. Biliyorum genel işte. Olarak. Bence ikili avaraj da saçma. İkili avaraj saçma. İkili avaraj olacaksa deplasman golü de olacak. Olmuyor işte. Yok anasını. Neyi tartışıyorsunuz şu an? Işte. Şampiyon olmaya çalışıyorum şurada. Peki. Geçiyorum o zaman çocuklar. Ha, tahminler Beşiktaş dendi. Ya ben eğer son bir kere Şampiyonlar Ligi'ne gideceksek Galatasaray gitsin isterim. O yüzden Beşiktaş şampiyon olacak diyorum. Anlamadım. Anlayan anlar. Ne, ben Beşiktaş şampiyon olacak dediğime göre muhtemelen Galatasaray şampiyon olacak. Anladım. Sen geçen hafta da şey demiştin. Turgut verdi zehri yazmışlar gelip yorumlara. Demek ki Beşiktaş şampiyonluğu kaybedecek demiştin. İşte bu kadar ben, çıkarımdan sonra. Ya yaptık. Bunları söylediğime göre Beşiktaş demek ki şampiyonluğu eşe gitti. Demek ki yine bunu söylediğimize göre de Galatasaray hayırlısıyla şampiyon yapıyoruz. Ben de büyük ihtimalle hala Beşiktaş'ın olacağını düşünüyorum. Diyeyim. Şöyle. Devam edelim. Bir tarafınıza sokun. Ben Galatasaray'a bir handikaplı yener kuponu yapayım da tek maç. Bak bakayım ne oluyor. Ama yüklü gir. Berabere gelin. Yüklü gireceğim. Ya. Yazdım ya Twitter'dan. Bu arada. Hiçbir işi rast gitmemiş. 5 tane cenabet adam lazım. Buldun mu?
Buldum en az kaç tane buldum hem de. Abi merhaba beni çağırmışsın diye geldi. Bu arada şey, Göztepe'nin sürpriz yapması da bir olasılık. Hani fena bir takım değil Göztepe bu sene. Bak, Göztepe'yi kızdırmış bir de bizimkiler. Bir şey demişler galiba. Bilenmiş adamlar. O sadece Sergen'e yarar bu arada. 6 tane daha atar. Bu arada yani şu an şampiyonluk potasında hala liderse Beşiktaş. Ömer Erdoğan sağ ol. Nasıl teşekkür etsin yani. Hani o açıklamalardan sonra 7 atmasaydınız şu an öndeydik biz. Evet. Böyle bir durum var yani. Bu arada zaten muhtemelen siz kaybetseniz de Fener yine kaybeder. O yüzden rahat olun. Siz kendi aranızda takılın. Evet evet ya şey muhabbeti var ya hep Twitter'da çıkıyor. Ölüm kalım maçında öldü Fenerbahçe diye. Beşiktaş'tı ya Fener. Sesleriniz biraz az kalmış kusura bakmayın ha. Beşiktaş'ın olayı o. Yani, yok yok benden kaynaklı. Ha. Ya Fener'in de olayı bir Galatasaray'ın olayı değil bu arada o. Böyle yerleri iyi oynuyor. Fatih Terim'in belgeseli yapılıyormuş Netflix'e. Var beyanlarımız arasında. Tamam. Keşke okusan. Ne okuyacağım demesin senin yazdıklarını ben? Aynen. Ümit Özat demiş ki herkesin Ramazan bayramını kutlarım. İki kişi hariç. Biri Sedat Peker. Biri de Elon Musk muhtemelen. Coin'i varsa. Tam bayram arefesinde. Bayağı sıçtı değil mi Elon Musk şeyin coin piyasasının aynen içine? Ocağına sıçtım. Senin coin'in var değil mi Sonat? Var. Olmaz mı? Vardı. Pul kaldı şimdi. Ben dedim arkadaşlar TL'de tutun parasını. YTD arasını satayım. Hiçbir şeyden kapanmasa bundan kapanır kanal. Millet bayağı tek gecede hani 73 bin dolar falan zarar etmiş. Twitter'da paylaşmış gördüm. Hmm. Adamın bir cümlesinden dolayı yani. Şu anda da Binance mıydı? O öyle bir iş kuruluş var ya. Binance mi deniyor ona ne deniyor? Şeyi durdurmuş. Para çekme işlemlerini falan durdurmuş. Amerika'da da soruşturma altındaymış kurum. Yalnız mı? Hı hı. Ne diyorsun ya? Futboldan anlamadığımız yetmedi. Şimdi anlamadığımız coinlerden bahsediyoruz yani. İyi. Oğlum tamam eşit uzaklıktayız işte. Oğlum bir de o kadar pamuk ipliğine bağlı ki coin mevzu. Tamam eyvallah kazanıyorsun da Elon Musk'ın annesi çıkmış demiş ki mesela bana umarım anneler gününde coin hediye etmeyeceksin gibi bir şey demiş. Piyasanın kadın böyle bir şey dedi diyor. Elon Musk'ın anasıyla piyasanın anasının ters orantılı olması. Biz de anlıyoruz kardeşim bu işlerden. Tabii doğru. Yani coin'den anlamam ama anadan anlarım. Peki çocuklar. Sadece şunu soracağım size. Yani öncelikle şeyi söyleyelim hadi. Diyojen izleyen şu anda ve Orkada da izleyen herkesin bayramını kutlayalım buradan bu vesileyle. İki kişi seç Turgut. Spor dünyasından. O iki kişiyi... Bayramını kutlamayacağım. Evet bayramını kutlamayacağım. Benim biri Mesut Özil. Çünkü zaten o kutlar. Abi. Bir de o çok kutlar mi? Fotoğraf atmış en son. Özil formalı bir tane... Küçük mal. Çocuk askere kırmızı kart gösteriyor. Yemin ederim mal bu çocuk ya. Bir de şeyi fark ettim. Bu çocuk bence bir kere, çocuk diyorum ama yani koskoca da adam. Bir kere o namaz duruşunu yapmış. Hep aynı pozu şopluyorlar. Her yere farklı formalar ve farklı camilerle. Fark ettiniz mi? Fark ettik. Mesut Özil tam şey değil mi böyle? WhatsApp'taki herkese bayrağı ama böyle manili. Hı. Doldur işte. Evet evet şey bayram gelir dillere tarzı aynen. Sonuna da Mesut Özil diye eklerim. Evet M-E-Ö kesin. O yüzden onun bayramını kutlamam. Ben Volkan Demirel'inkini kutlamam. Hı. Neden? Yani bilmiyorum. Mesela kart yollasan evinin adresini öğrenir. Bu tip risklere hiç gerek yok. Mesaj atsan numaranı öğrenir. Ya Volkan Demirel'in. Ben Volkan Demirel'in eşininkini kutlamam. Sıkıntı çıkar. Bir şey diyordun evet. Sonaç'ım. Ha, sosyal medyada hep Volkan Demirel'in böyle ne kadar sosyal sorumlu bir insan olduğu, işte ihtiyaç sahiplerine yardım ettiği haberleri çıkıyor. Ha, sürekli. Aynı şeyler Recep Tayyip Erdoğan'ın da çıkıyor. Şey için de çıkıyordu bir ara. Benim var. Neydi o? Murat Öviç. Onun için de çıkıyordu arkadaşlar bir ara. Yani hani kıstas oradaysa... Çıkıyor yani açıkçası, sosyal medya iyi diyorum. Bunları öğrenmemiz açısından iyi oluyor diyorum yani. Açıkçası ben bu arada saydığınız diğer isimlerin yaşlılara et getirdiği video görmedim hiç. Hani Murat abi çünkü bana daha
Ben Murat Övünç'ü çok seviyorum. Çünkü yani sosyal, benim özellikle Twitter'daki takipçilerime çoğunun yanlış düşündüğünü net bir şekilde anlatmama. Değil mi? Sonra nasıl hem homofobik oldu, hem gay olunur, onu gösterdi hepimize. Müthiş. Ya şey, ben demiştim ki ya bu adamın hani gay olmasıyla alakalı değil. Bu adam normalde de bir psikolojik olarak sağlıksız bir adam. Hani bu adamı çok övmeyin. Yarın hem misojinist hem homofobik. Tersi bir hareket yapacak, siz övdüğünüzle kalacaksınız gibi bir şey demiştim. Olur mu öyle şey falan diye böyle bir sürü linç edip ertesi gün pis Ermeniler, lanet olası Ermeniler falan diye bir video. Sonra attım. Şey dedi, kadın kısmı öyle mi olur? Kadın yani oturacak evinde falan filan dedi. Hiçbir şey onları atınca ben sadece böyle like'ladım öyle bana yorum yapan. Umarım bu kısımlarınızı kesip sadece oraları almazlar. Lanet olası Ermeniler falan diye. Kadın evinde oturacak falan bağırıyorum ben de. Çok iyi. Aa, gold. İyi ki bunu söyledin Turgut. Peki Gezzal demiş ki çok konuşacak bir şey yok. Olay basit. Hesap kitap yok. Yenersek şampiyonuz. Değilsiniz. Yani aynısı Galatasaray için de geçerli. Bu arada değiller yani. Yani. Hesap kitap o kadar var ki bir de. Tam şu an hesap kitaba kaldı iş yani. Aynen. Evet. Geçtim. Ali Koç. Bak, adını yazmayı unutmuşum buraya. Beyanın kime ait olduğunu. Ali Koç. Dünyanın, İyi dinleyin ha. Dünyanın en büyük ve en başarılı spor kulübü olarak mümkün olan her branşta her zaman olduğu gibi şampiyonluğa talibiz demiş. Yani daha doğru şöyle okuyayım. dünyanın en büyük kulübü olarak. Hayır. Aynı zamanda Barcelona'nın sponsoru ya, ondan bahsediyor olmasın? Euroleague'de de finale gidiyorlar. Evet, Barcelona Final Four'a kaldı değil mi? Ondan bahsediyor olabilir. Olabilir. Adamların bu yani tarz çapını bilmeyen beyanları Yıldırım Demirören de Beşiktaş'ın başkanıyken yapıyordu. Bir kere şampiyon olduk Eskazalı başkanken. Dedi ki bu ne? Galatasaray'ın 4 sene var. Biz 5 sene şampiyon olacağız üst üste 5 falan filan dedi. Ama sikildi ortalığın. Şu an beyanlara bakıyorum. 5 sene şampiyon olamadık. O yok, o yüzden rahat söyleyeceğim. Bu çapsız beyanlarda Nihat Özdemir'in geçen hafta bir beyanı vardı. Seve seve gelip oynayacaklar finali burada. Seve seve. Evet. Nereye oynuyorlar acaba seve seve? Oğlum şey, kahveden herhangi bir dayının ülke futbolunun başında olması sizin de bazen gücünüze gitmiyor mu lan? Kuzu kuzu seve seve. Ne fark eder işte çocuklar. Kardeşim vermezler, yaptırmazlar. Kolay mı öyle? Biz masadayız, Türkiye'yiz biz falan diyen böyle dayının federasyon başkanı. Biz bitti demeden olması bitmez. Sonra da şey oluyor değil mi? İşte UEFA açıklama yapıyor. Biz oynamayacağız orada. Peki. Ama UEFA. tamam süper kupayı oynayacağız tamam. Zaten bak hadi şu şeyi, açıklamayı daha öne alayım. Alexander Ceferi'nin bir açıklaması var. Türkiye Futbol Federasyonu ve Türk makamları UEFA'nın isteklerini anlayışla karşıladı. Açıklama bu. Hani sanki bir seçeneğimiz varmış ya da bize sorulmuş gibi. Şey değil mi? Ne gerekçeniz? Arkadaşlar siz aşı olmadınız. Ya bizi hasta edersiniz siz. Gelmek istemiyoruz biz oraya. Anlıyorum. Gerçekten anlıyorum. Anlayışla karşıladı dediği de ben Türkiye'yi şöyle hayal ediyorum. Hani Cefer'in ve Türk yetkilileri. Evet yani Türk yetkililer bir şey söyleyin. Yo tamam yani istediğin yerde yap. Aşırı böyle. Ama sorun ya ne var ya? Ne var? Ne yaptım şimdi? Ne hatam ne falan. Bir de şey daha kötü oldu ya. Yok sen eğlen yani. Yap finalini Portekiz'de. Ben yatıyorum. <değil? gülüyor> Şey daha kötü oldu ya bir de. Yani tamam sonuçta. Peki iki tane İngiliz takım kaldı. Wembley'i almanı istemenizi de anlıyoruz. He, biz onu Portekiz'e verdik ya. Ha ben, tabii Wembley'i alacağız ya. Bence gene çok pozitifsiniz. Bence olay şöyle oldu. Dediler ki biz bunu İngilizce söylediler. Biz bu şeyi buradan alıyoruz. Başka Türkçe yerde yapacağız. Türkçe çevirme şey. Bizimkiler böyle baktı. Onlar dönünce ne dedi lan? Ne dedi çevir? Kaç gibi gelirlermişti. Oğlum kolonya tut. Ceferine. Evet. Devam. O zaman. Ünal Karaman. Yani yine o da beyanlarda yok diye şey yapıyorum. Şöyle. Bu arada Formula 1'i de aldılar zaten. Ha evet, Formula 1'i de aldılar bizden. Verdiler geri aldılar. Çok o da ilginç. O da kötü oldu. Onu bir de yeni vermişlerdi. Ben şeyi anlamıyorum. Yani niye verdiniz ki oğlum bize Formula 1'i? Nereden çıkartıyorsunuz bizim organizasyon yapabileceğimizi?
Yani ay bunu biz biliyoruz da. Azerbaycan'a yakınız diye veriyorlar abi. İş yük olmasın, Azerbaycan'dan geçeriz Türkiye'ye gibi ama. Ya da bunlar bize dedi ki baba siz aşılanacaksanız geleceğiz. Ya aşılandık bile oğlum falan dediler. Sonra oğlum bak aşılandınız mı? Aşı yaptırdınız mı? Ya o iş bizde merak etme falan. Şey falan. En sonu bak aşılı, maskesini bile yaptırdık bak. Aşılı reklamı görünce dediler ki aba aşı aşı yok ama. Şey diyorsunuz değil mi? Tetanos falan diye. Oğlum korona lan. Aa yok. Kuduz var. Vitamin C biz hepimiz. Oğlum işte. Pandoz içtik. Siz gelirken getireceksiniz işte. Biz olacağız onları ya. Valla bak. Efervesen attım erimesini bekliyorum. Döktüm kahveyi. Evet. Neyse Ünal Karaman'ı geçiyorum. Ya o da demiş ki tam kadro çıkacağız vallahi. Kimin neye ihtiyacı olduğu bizi ilgilendirmiyor demiş ama zaten bu belli bir olay. İşte okuyup geçtim. Size söz hakkı vermedim. Eyvallah. Gerçek bir Türksün. Aynen. Cefer'in gibi davrandım size. Şenol Güneş kısmına geldik. Vallahi hani artık böyle atamayan atarları yaptığımızdan daha fazla Şenol Güneş'i yapıyoruz. Bence atamayan atarlar gitsin, Şenol Güneş diye bir kısım gelsin programa yani. Çünkü bayağı da uzun uzun açıklamalar yaptı. Ya işte milli takım hocası olduğu için çalışmıyor ya bu. İşi gücü. Evet. Ha biri bir yerde konuşuyor işsizlikten. İşte biraz yani bir ay sonra çalışacak abi. İş. Öyle değil mi? Demiş ki Şampiyonlar Ligi finali kanımca seneye bize verilse daha iyi. Zaten doğru düzgün seyirci gelmeyecek. Türkiye'ye çok faydası olacağına inanmıyorum demiş. Seneye de vermiyorlar. Haberin olsun. Seneye Rusya'da. Ondan sonraki sene de Almanya'da galiba ama. 2023'ü veriyorlarmış oğlum işte. 2023 yani 22'yi de vermiyorlar. Tamam işte. Verir 23'ü de. Veriyorlar. Bu arada bence hayırlısı oldu. Ya biz zaten niye burada yapılmasının tek bir anlamı var. Hakikaten yabancı turist gelecek de para getirecek. Evet. Sen adamın kırmızı listesindesin. Turist gelmeyecek. Senin taraftarın gidemiyor. Birkaç Arap gidecek. O da belki. Yap bize yüklendi. Başka bir şey değil. Belki de mi yani? Oğlum? Şu an Türkiye'de Araplar kadar dünya üzerinde rahat yaşayan bir şey yok yani. Kesim yok. Türkiye üzerinde Türk yok ortalıkta. Her yere gidebiliyorlar gayet. Sadece hizmet sektörü çalışıyor. İstanbul'da yaşamayan bizi izleyenler varsa bilmiyor olabilirler. Bak o kadar Araplara şeyiz ki Araplara özel alışveriş merkezi yaptık İstanbul'a MR diye. Evet. Böyle gelip orada her şey Arapça yazıyor böyle. Böyle bir yani durumdayız. Bu arada onu yapan grup Araplarla ortaklığı var muhtemelen. O yüzden de olabilir de. Peki, Şenol Hocam'dan devam ediyorum size. Tam bir klasik bir Şenol Güneş beyanı. Bir çiçeği sevdin, kokladın, kopardın, bitti, bu aşktır demiş. Nereden nereye bağlamış? Bu kadar. Bir çiçeği sevdin, kokladın, kopardın, bitti, bu aşktır. Şampiyonlar Ligi konusundan buraya geçmiş işte anladığım kadarıyla. Ya ben bu haftaki beyanlarını sıra sıra aldım artık. Bilmiyorum ne ara nereden geçti. Şimdi beyanlarını komple izlemek istiyorum. Çünkü hani konu buraya nasıl geliyor diye merak ediyorum. Peki devam. Dünya Kupası'nda 3. olduk. Herkes benim saçımı konuştu. Hala aynı kuaföre gidiyorum. Ben tutucuyumdur. Ben berberlere bazen takım almak için gidiyorum. Onların takım yapmasını seviyorum demiş. Bizim milli takımı berber kuruyormuş. Bir önceki beyanı berbere söylemiş olabilir mi? Sevdin, kokladın, hı? Kopardın, evet. Bitti. Bu aşktır. Saç telinden bahsediyor değil mi? Evet tabii. Peki şey, hala aynı kuaföre gidiyorum deyip sonra berbere takım almaya gidiyorum demesi. Hani saç için kuaföre, takım almak için berbere mi gidiyor acaba gibi böyle bir ikilik dikkatimi çekti. Siz berbere mi gidiyorsunuz? Erkek kuaförü de var ya bir de öyle bir şey. Ben bütün berberler kendine kuaför diyor. Ama berberler. Yok aslında. Benimki berber diyor ya. Bayağı benimki de şey. Berber. Mahalle berberi çünkü benimki. Barbershop yazıyor hatta benimkinde. Ve kuaförle berberin arasındaki farkı da bilmiyorum ama benim berberimin içinde mesela şey de var. Dövme yapılan bir yer de var. Ya mesela kadınlara ayrı bir yani kadın kuaförü olan bir bölüm de var. Hepsi aynı hani, yapının altında. Birazcık yanları aldıracağım diye gidip bir face tatuyla buraya gözyaşı yapmış. Ejderha yaptırmış. Ben vallahi Kuarejman'ın berberine gidiyorum. Çok memnunum. Niye ağlıyorsun? Erkek kuaförlerinde genelde bir karşılama deski gibi bir şey oluyor. Haydi. Niye lan? Mesela şeyde tam bu Beşiktaş'tan Ortaköy'e geçerken bir kadın kuaförü var. Abi kapıdan gelince önünden geçerken görüyorsun bu arada. Çünkü cam yapmışlar.
Şarap kadehleri asılı. Gelene şarap ikram ediliyor falan böyle. Ne diyorsun ya? Falan. Oo, o zaten büyük, büyük sikeceğiz ikramı. Oğlum o civarlar öyle. Ben Ortaköy'de yaşıyordum. Benim berberimin ismi Millionaire'dı. Sonu Air. Yani oo, gel kucağıma gel diyor. Millionaire. Yeah, evet. Sokağıma gel diyor. Evet. Devam. Hocam en güzel berberler de burada Hindistan'daki masaj yapan berberler. Hep onlara gitmek istiyorum. Şeyler falan var ya. Hiç gördünüz mü bilmiyorum ama böyle aşırı tokat falan dalan berberler. Onların mesela amacı ne o tokatın? Hindistan'da işte böyle. Enseye inanılmaz şaplatıp duruyor herif. Kolonya ile yapılıyor. Ha. Ne yapıyor o? Yani ağrıyı mı alıyor? Ne yapıyor? Gözenekleri açıyordur. Onu böyle... Da atıyor ne gözenekleri? Mojito yaparken de o naneyi biraz patlatırsın. Bilmez miyiz? Aynen. Peki. Şenol Güneş demiş ki Türkiye'nin en yetenekli oyuncuları Arda Turan, Burak Yılmaz, Uğurcan Çakır. Arda Turan milli takımda yok ama bildiğim kadarıyla. Bu arada en muhteşem bunu bekliyordum. Sonra bırakmışsın. Söylemini Şenol Güneş'in. Evet, evet gönder. Geliyor. Koronaya yakalanmıyorum. Güneşim ya. Demiş. Evet Sonat, bunu sana bırakmak istiyorum. Şaka bu arkadaşlar. Şimdi bak Şenol Güneş'in beyanlarını yanlı okuyup kendisinin yaşlılığını sömürmeyin. Evet biraz yaşlandı. Ama bunu şaka olarak söylediğini bu arada biliyorum. Dünyanın en başarılı yaşlı teknik direktörleri listesinde 20 ilk 20 listesini gördüm. 20-25 mi ne? İki Türk hocamız da var. Fatih Terim de var. Şenol Güneş de var. Hangisi daha üstte? Başarısız olanlar hepsi ölmüş zaten anladığım kadarıyla. Şenol Hoca üstteydi galiba. Güzel. Yanlış hatırlamıyorsam. Bilmiyorum. En yaşlıdan kastın kaç sonrası? 60 ve sonrası. Peki. Ne oldu? Ne hiç oldu? Merak Emre Belezoğlu giremez daha. Hayır kimler var acaba? Kimler girebiliyor bu listeye diye düşündüm. Lucescu yani da vardı. Lucescu ikisinden de yukarıda. Lucescu var zaten. 1-2 yıl daha var. Sonra... Sonra aramızdan ayrılan şey yazıyor işte, Aragones yazmış çizmişler böyle yaparken ölmüş. Peki. Evet şeyi söyledik. Netflix Türkiye bir paylaşım yaptı. Topun olduğu yerde pozisyon aldık. Bekliyoruz Fatih Terim hocam diye. Ya bir şey diyeceğim. Bak bu belgeselde o kebapçı olayı olmazsa ben mevzu çıkarırım ama. Delikanlı gibi yapacaksanız yapın onu. Eksiğini kapatmak için mi? Ha öyle şey mi olur abi? Pirlo'yu da koyacaksın, kitabını da koyacaksın. Hayır abi tam tersi. Şey işte şimdi bunun şeyi, rakibi kim? Blue TV. Blue TV de kebapçı Selo diye belgesel. O da orada. O da orada. Yani bu zaten şeyinden anlayacaksın onu. Blue TV. Neden Blue? Ha? Yani, olur mu? peki geçtik. Fatih Terim demiş ki kameraları, ışıkları hazırla Netflix. Şey gibi mi acaba? Mesela bu sezonki şeyi çoktan çekilmiştir bu diye tahmin ediyorum. Tabii tabii. Yani şu an giriyorsa 1,5 senesi var. Yani bu şu an yayınlanır da muhtemelen Belhandalı kısımları atıyorlar. Yani şunu mu anlamalıyız? Bu yıl Galatasaray Fatih Terim'in neyle ilgilendiği belli oldu gibi yorumlayabilir miyiz? Ya zannetmiyorum ya. Yani neden zannetmiyorum? Ha gerçi şey şuraya gelene kadar Galatasaray yolda yaşadığı birkaç kaza hiç karakterine uygun değildi mesela Fatih Terim'in. Buralarda daha winner oluyor genelde. Bir dikkat dağınıklığı veya konsantrasyon eksikliği olabilir. Fatih Terim'in de bu başlıyoruz tweet'i tutunca her şeyde kullanması. Evet ya. Hayır bir de şeyi merak ediyorum mesela bu iş çekildi ya. Şimdi o işte bir yönetmen, minimum bir yönetmen var. Yönetmeni mi dinlediler o sette yoksa Fatih Terim mi yine? Hazırsanız başlıyoruz çocuklar. Kurgu murgu yok. Evet. Aslıhan Turan. Arda Turan'ın eşi. Kendisi. Tamam. TV'de maalesef bisiklet yarışı, kayak izlediğimizi bilirim demiş. Ne acılar çekmek bu ya. Arda da demiş ki 28 defa Aşk-ı Memnu izlemektense bisiklet yarışı izlerim. Her sporu izlerim, sporu severim. Olimpiyatlara bayılırım. Her sporu hikayesi olduğu için seviyorum demiş. Maalesef kayak izletildi bu hanımefendilere. Evet. Çok affedersiniz.
Çok affedersiniz, badminton. Burada söylemek istemezdim ama badminton izledim. Ne o? Curling. Allah belasını versin onu. Sizin ananıza karınıza badminton izletseler. Sonra... peki Arda'nın şöyle bir beyanı daha var bu hafta. Turgut katılıyor mu katılmıyor mu merak ediyorum bunu. Demiş ki 2008 yılında şampiyon olarak Fenerbahçe'nin hızını kestik. Fenerbahçe o sıralar hem tesisleşme olarak hem stat olarak hem kulüp yönetimi olarak bizden çok ilerideydi. Alex'ler, David'ler, Anelka'lar geliyordu. Ben ve arkadaşlarım o yıllarda şampiyon olarak çok önemli bir iş yaptık. Fenerbahçe'nin hızını kestik demiş. Fenerbahçe'nin hızını otobüse kurşun sıkarak kestiler kardeşim. Yani öyle kesmediler. Aynı zamanda da o şike muhabbetinde takımın yarısı gidince kesildi Fenerbahçe'nin şeyi. 2008'de değildi ki onlar. Hızı kesilmedi ki. 2013'e kadar Fenerbahçe gayet iyi gidiyordu. Ne hızı kesildi ne bir şey. Sen ondan sonra Lugano'lar gitsin. Takım 3 yıl Şampiyonlar Ligi'ne gidemezsen o zaten o zamandan beri hiç gidemedi. Bir kere bile para gelmesi takıma. Fenerbahçe'nin Türkiye'deki en iyi tesisi de Fenerbahçe'nindir hala. Doğru. Yalnız şey biraz kurşunlama olayı burada biraz hamaset gibi ya Turgut. Yani 2008'den beri Oğlum yabancı otobüsün içinde sekmeye devam mı ediyor kurşun? Yabancı oyuncu şampiyon olamam. Yabancı oyuncuların hepsi o kurşunlama olayı ben bu takımda kalmam deyip gitmek istediklerini açıkladılar. Yani sen kalır mısın lan yabancı olsan? Takım kurşunlanıyor. Manyak mısın lan? Yani evet. Orada hızını o zaman Galatasaray değil Rize kesti diyebilir miyiz? Yani ne bileyim. Bilemiyorum. Ya, hız yavaşlatmıştır. Hız tümseye kadar yavaşlatmıştır. Peki. Altın Ordu Başkanı. Hız tümse derken Arda Turan'ın yere uzanmasından ve kalçasından bahsediyorum. Arda'nın popo biraz çıkık. Doğru. Altın Ordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan demiş ki ben A takımımızın Süper Lig'e çıkmasını istemiyorum. Ama kadere de karşı durmuyorum. Zaten duramam da. Herkesin bunca emeğine büyük saygı duyuyorum demiş. Altın Ordu, Samsun, Altay ve biri daha playoff'talar. Dördü. Altın Ordu nasıl geldi buraya? Ben çok şaşırdım. Altın Ordu geldi. Altay'a da ben biraz şaşırdım. Biraz kötü gidiyorlardı. Şu Mustafa an Mustafa Deniz değil mi? Var. Evet. Kim gelsin Süper Lig'e? Var mı gönlünüzden geçen biri? Altın Ordu'nun başkanı isteme. İş çıkarmayın kardeşim aynen bana diye. Taraftarı olan takım gelsin rica ediyorum. Altay. Altay'da olur, Samsun'da olur. Samsun, yani ben politik olarak biraz istemiyorum arkadaşlar. Ne yalan söyleyeyim, Yılport'un şey olduğu. Adana Demir geldikten sonra kardeşim yani. Çok Demir... fazla Karadeniz takımı. Evet, yani Adana Demir'i de bana sormadılar zaten biliyorsun ki. Onları da sorsalar onu da istemezdim de. Orada çok acayip işler dönüyor Turgut. Biraz araştırın şu Yılport muhabbetini. Yılport? Siyasi bir şeyse konuşalım Turgut'un kanalında. Yani sadece şunu geçtiğimiz haftalarda okudum. Dünyanın bazı yerlerinde bazı limanların işletmesini yönetiyormuş bu arkadaşlar. Çocuk ve... mu kaçırılıyor? Yok orala yani ben ülkeleri söyleyeyim limanların olduğu. Kolombiya. Siz oradan Kolombiya, Ekvador, Bolivya siz oradan ne diyorsun? Ne gelip gittiğini kendiniz bulmaya çalış. Tekstil diye düşünüyorum. Aynen. Çok şey çelik. Bursa'da da işliyorlar. Malı Arap fight. Evet. Yani evet ben Altın Ordu ya da Altay istiyorum tabii ki kendi memleketimin takımı. Altın Ordu'nun bir şeyi yok ya. Yabancı oyuncu oynatmama kuralı var. Sadece Türk oyuncular oynuyorlar. Yani Süper Lig seviyesinde biraz zorlar. Ben bunu görmek isterim Süper Lig seviyesinde. Onlar için de challenge olur. Süper Lig'den gelecek parayla daha iyi tesisleşmeler, nasıl, daha iyi altyapı. Nasıl düşmek istiyorsan düşersin zaten. Bir sorun yani düşmek istiyorsan da düşersin. Kaldı ki şöyle bir şey. Şimdi nasıl İspanya'da çok uzun yıllar Bask bölgesi dışında oyuncu almayan hatta hala devam ediyor olabilirler Bilbao. Hani Altın Ordu'da bizim Bilbao'muz olsun bakalım diye bir Altın merak Ordu'da ederim şey yani. Şey vardı bir ara hala devam ediyor mu? Hani çok genç yaştan itibaren taktik teknik bilgi veriyorlardı çocuklara. Evet, hatta röportaj falan yapıyorlar. Okullar şey, zaten. Okullar eğitim veriyorlar yani sadece spor eğitimi değil yani. Hani matematik. Antrenman tesislerinde okul var. Bana cartçut yok. Altın Ordu'ya cartçut yok. Ben böyle idealist bir duruşun başarılı olmasını isterim ya. Yani bence idealist de değil, doğru yani adamlar. Tabii. Başkan çıkıp da ben istemiyorum desene maçtan önce. Gol atarsanız bacaklarınızı kırarım. Ya yani muhtemelen Hollanda'da herhangi bir takımın altyapısında olan şeylerdir bunlar.
Söyleyelim evet, mi? Evet. Bizim bu kadar ballandırarak anlattığımız hani şeyler. Hani şeye de gitsen, FC Emmen'e de gitsen bu şeyler vardır yani. Muameleler diyorum. Hayır bekliyorsunuz, yapmayacağım. Balon Haber Ajansı'nda ben bunun şakasını yaptım bol bol. FC Emmen, FC Gömmen şakasını. O yüzden burada yapmayacağım. Peki. Vallahi beklemiyordum bu arada. İğrençsin ya. Tanıdık bir isme döndük bu hafta. Sumudika. Aa, bayağıdır duymuyorduk. Evet. Demiş ki ya? Gaziantep'te yarattığım takım harika futbol oynuyordu. Bay Sapinto'ya bir F1 arabası bıraktım. Ve o bunu traktör gibi kullanıyor. O acemi bir teknik direktör. Çok böyle ben bir dönem filmi havası aldım bu açıklamalardan. Bay Sapinto. Size F1 arabası bıraktım kuzum. Çok acemi bir teknik direktörsünüz. Ne yapıyor şimdi Sumudika? Böyle bir İngiliz dönem filmi. Bilmiyorum. Ya Katara Matara gitti mi? Ne oldu? Yani kendi yedi boku. Şimdi de pişman. Evet. Ağlıyor buram buram. Evet. Vay tekrar ben... Türkiye'de gündeme gelmeye çalışıyor bence. Hatta mümkünse Antep. Ya o takım iyiydi. Diğerleri de olmadı. Evet. Devam. Jaja'yı hatırlıyorsunuz değil mi? Trabzonspor'a gelmişti bir dönem. Trabzonspor'a da çok güzel golü vardı. Jaba. O dönem bir sürü böyle garip dört kelimeli şeyler vardı. Bir sürü ikileme aldılar. Tete. Fener Kaka'yı da alabiliriz. Neyse. Yani şeyi de sayar mıyız bilmiyorum. Tabata. O da Beşiktaş'a gelmişti. Yani o da öyle benziyor. Neyse. Orada Sergin'in açıklaması çok güzeldi. Hatırlıyor musunuz? Evet, Tabata evet. Beşiktaş'a ne getirebilir? Antep'ten gelirken bir kilo baklava getirsin diye. Jaja demiş ki ıssız bir adaya düşsem yanıma alacağım 3 şey. Su, kadın ve sınırsız bira. Suyu ve kadını niye sınırlı aldı? Evet ben de hani, öldün suyu sınırlı aldın. Ya bir de çünkü bira susatır kardeşim bir noktadan sonra. Keza kadının da susatması mümkündür. Bir de kadın da içecek yani. Suyu kadını almış olabilir. Olabilir. Ben bir ayla besleniyorum zaten. Öyle bir açıklaması olmuş değil mi? Kadınlar çiçektir tarzı. Neyse. Evet. Issız bir adaya düşsen yanına alacağın 3 şey Sonat. Sınırlı kadın. Sınırlı dediğin sınırlı. Nasıl yani? Hani handicap tarzı mı? Hayır. Geri zekalı. Bir ay daha emin değilim ya. Bira niye alasın oğlum? Ne kadar gereksiz bir hak kullanımıdır bu yani. 3 şey var evet yani. Bir tanesi bira olur mu? Bilmiyorum. Ciddi ciddi cevap mı bekliyorsun bu arada? Yerek alırım. Geçiyorum. Elinde sihirli bir değnek olsa sana. Aynen. Ne yaparsın değnekli? Ceferini konuştuk. Klopp. Geçtim Klopp'a. Şöyle bir şey oldu dünkü maçta. İzlediniz mi bu arada United Liverpool özetine maçını? Özetine baktım. Mane'yi geç aldı oyuna bayağı ikinci yarıda. Ve Mane de en son biliyorsun Klopp gider hem kendi takımına hem diğer takıma kucaklaşma, tokalaşma vesaire yapar. Mane elini havada bıraktı Klopp'un ve sadece elini havada bırakmadı. He yapıyor. He yaptı ve gitti. Aynen. Ya böyle de kaldı Klopp Klopp'a yani. Da yapmazsın bunu ha. Baba gibidir baba. Fatih evet. Terim 1, Klopp 2. Sormuşlar Klopp'a ne yaptı ne oldu diye. O da demiş ki Jota'nın oynaması ile ilgili kararı geç verdim. Genelde bunu oynamayan oyuncuma hemen açıklardım. Çocuklar açıklama yapmama alıştılar. Fakat bu sefer yapmadım. Zamanım yoktu. Unuttum veya her neyse. ama sorun yok. Her şey yolunda. Bu bahanelerden istediğinizi alın. Evet. Ben buraya yazıyorum. Şey yapmış değil mi bir de normal liste istemiş. Mane var listede. İlk duyurdu. Soyunma odasında konuşuyor. Tam çıkarak bak ne yapıyorum. Hocam ben niye oynamıyorum? Mane'cim zaman yoktu. Unuttum veya her neyse. Çünkü Karadeniz'de dağlar denize paraleldir diyor. İyice sinirini bozuyor. Peki. Roy Keane dün Bruno Fernandes'e çok salladı. Dedi ki Liverpool karşısında ağlayarak geçirdi sahada zamanının yarısını. Bruno Fernandes'i beğeniyor musun Turgut? Oğlum Manchester United'ın herhalde son 10 yıldır başına gelen tek güzel şey. Manyak mısınız? Adama sarılacaksınız, öpeceksiniz, ayaklarına kapanacaksınız. Yani
Ne istiyorsunuz? De... İkinci seçeneğiniz ne? 12 gol, 18 asist mi? Öyle bir şey oynuyor yani. Saçma sapan. Ve yok, bir, yanlış tersi. Yanlış biliyor biliyorsam düzeltirler. Geldiğinden beri her maç ilk 11 oynuyor. Ne dinlenme, ne bir şey. Yok, işte en son Leicester maçında dinlendi. Çünkü 10 oyuncu dinlendirdi Leicester maçında. Evet, Solskjaer. Okay. İlktir o herhalde. Olabilir. Ve şey, United'da ve zaten İngiltere Ligi'nde de ender. United'da tek de asist gol toplamı maç toplamından bayağı fersah fersah fazla. Neyi tartışıyorsun o zaman? Yani Roy Keane abi ya da eşit bilmiyorum yani. Eşit. Fersah fersah fazla ya da eşit. Nasıl bir açıklamaysa bu da. Ya da zamanım yok. Ya da neyse. neyse Scott McTominay mi oynasın her maç? Ne yapalım yani? Bu abi işte elindeki seçenek. Evet. Peki o zaman Rashford. Rashford demiş ki Jose varken işler biraz sen burada oyna, sen şurada oyna, sen burada oyna tarzıydı. Ben o şekilde en iyi performansımı veremiyorum demiş. Rashford'un başına gelen en kötü şey Manchester United transfer olması oldu. Orada da çok başarılı. İnanılmaz yetenekli bir adam. İstatistikleri de Mbappe ve şeyden Haaland'dan galiba fazla da yani. Zannetmiyorum. Öyle bir genç yok şu anda o yok, ikisinden. Yok. Oynadığı maça göre galiba fazla. Ha, olabilir. Ona rağmen Manchester United'da diye hiç göz önüne çıkamıyor. Çok belki yetenekli geliyor olsun bana ya. İnanılmaz süratli vuruşları falan iyi yani. Oğlum Greenwood da her oynadığı maç neredeyse gol atıyor ama mesela. Greenwood'u da aşırı beğeniyorum. Bir de 18 yaşında çocuk ya. 18, o da mesela ön plana çıkamıyor. Niye Manchester United çünkü? Ve gerçekten bu kadar iki ayağını da iyi kullanan forvet net gördüğüm. Çünkü mesela şey maçında Leicester maçında solla aldı. O kadar doğal alıp sağıyla da o kadar doğal ve iyi vurdu ki hani normalde hangi ayağını kullanıyor söyleyemezsin yani. Ya şey mesela fiziksel olarak da diyorlar ya hani eskiden Ronaldo ve Bale'dı mesela. Hem atletik olarak inanılmaz üstün olan hem de futbolu iyi olan. Mesela Rashford'un fiziksel kapasiteleri Mbappe'den de Haaland'dan da fazla bu arada. Sen niye sadece göz önünde değil. Bu adam Manchester United'in her oyuncusu niye Mbappe ve Haaland'dan daha iyi kılma çabası içerisinde? Hayır, Rashford'un şu an Rashford'da şeyleri diyor o. Ekürileri o ikisi. Evet. Bilemiyorum. Yani bir yandan da şey hani Mourinho da sana ne diyecek oğlum? Şu o sen şurada oyna diyecek, sen burada oyna diyecek hani. O da biraz tabii garip bir beyan olmuş bence. Bu sezon yani, bak eğer... belki bu şeyde bir Rashford transferi de olabilir bu arada. Öyle mi? Evet. Hiçbir şey olmayacak. Ronaldo gelirse Rashford'a yer bulamayıp gönderebilirler bu arada. Ronaldo'nun geri geleceği konuşuluyor. Giderse Rashford gitmez, Martial gider. Martial olabilir. Peki Guardiola. Demiş ki Türkiye'ye daha önce Şampiyonlar Ligi sayesinde bile gitme şansım olmamıştı. İlk ay için Türkiye'ye gitmek istiyordum. Bu ne oğlum, bayramda akrabaları ziyaret ediyormuş gibi. Ama UEFA böyle bir karar verdi. Portekiz ya da Türkiye, artık karara uymamız gerekiyor. Demiş. Buna karar öncesi söyleseydin de bir anlam olsaydı. Evet yani ama bir de şey çok komik değil mi lan? Ya vallahi ilk ay çok istiyor. Bizim hanım görmüş beğenmiş. Meraklı biraz. Vallahi ben öyle nerede oynadığımız falan fark etme ya. Çocuklar seyredin. Oğlum yani Mesut da şey dememiş miydi? Kaç yaşındayım? Sonunda Türkiye'ye gelebildim. Evet Allah bana bu günleri gösterdi. Bunlara Türkiye'ye geliş mi yasak? Ne diyor? Gelin oğlum. Atlayın gelin ilk uçakla. İlk ayda ekstra serbest yani. İlk ayda geçen işte Türk müyüm Alman mıyım bilmiyorum tarzı açıklamaya. Bence hani finali biraz gözüne kestirdiği için Türkiye'ye geleceğim endişesiyle yapılmış Türkiye açıklamalarıydı onlar. Ha, chatten çok güzel şey geldi. Düzenleri var abi, o yüzden gelemiyorlar. Evet evet kardeşim, kurulu düzenleri var. Siz orada cennettesiniz. Guardiola peki bir açıklaması daha var, onu da söyleyelim. Bu da City Chelsea maçından sonra. Bu maçı izlediniz mi peki? İzledim. Ben çok izledim. Güzel maç değil miydi? Keyifli maçtı ama şey... iki tane futboldan nefret eden adamla çok çok futbol konuştuk bugün. Yoruldum. Ya ben seyircisiz hiçbir maçı öyle çok güzel maçtı diye izlemedim. Aa, evet, çok iyi maçtı. Neyse maçtı. Sonuçta Tuchel galip geldi arkadaşlar bu maçta. Ama Guardiola demiş ki bana Şampiyonlar Ligi finali için taktiğini göstermiş oldu. Artık biliyorum. Cihazını gördüm. Biraz şey beyan olmuş. Acımadı ki. Bir yandan da şey diyor değil mi? Ben bilerek yenildim ona taktiğimi anlamasın diye. Farklı çıktım sahaya. Biraz öyle olmuş. Peki hemen Şampiyonlar Ligi finaliyle de ilgili ilginç bir istatistik vereyim.
2012 yılından beri Şampiyonlar Ligi'ni kazanan takımda mutlaka bir Hırvat oyuncu oynuyormuş. Ve biliyor orada kim var? Ya tabii ki bu arada Real Madrid domine ediyor. Yani 4 tane Modric var. Kovacic var burada. Okey. Burada da Kovacic var Chelsea'de. Yani Mandzukic, Rakitic, Lovren ve Perisic dahil Modric'le beraber son 8 yılda her zaman bir Hırvat olmuş kazanan takımda. Burada da Kovacic var. Demek ki Chelsea şampiyon. Hayırlı uğurlu olsun. Bir şey diyeceğim. Bu ne kadar garip. Her zaman bir İspanyol da vardır arasan. İngiliz de vardır. Yokmuş işte kardeşim. Belli ki yokmuş kardeşim. Bir de bana da mesela şey ilginç geldi. Yani futbolu domine eden, dominant ülkelerden birinin oyuncusu değil de Hırvat olması mesela. Bir Fransız var gibi değil yani. Netflix dizisi gibi. G'yi koydunuz mu içine? Ne var ya? Ne gülüyorsunuz neler? Siyah ve gay misin? Hemen başla. Abi rol doğaçla. Hangi yapım? Siktir et yapımı mapımı. Sen oyna. Çekiyoruz biz. Sen öpüş biz bir yere koyarız. Aynen. Kimliği getirin. Şey izlediniz mi? Ya pardon konudan çıkıyorum da Shadow and Bones diye bir tane. Tabii 20 dakika izledim kanka. 14 yani yaşında olmadığım için izlemedim. O kadar orada bir gay, yani gay sevişme sahnesi vardı. O ve kadar hani gerçekten o kadar nasıl diyeyim seksisti ki sahne. Yani çünkü hiçbir yere bağlanmıyor oğlum. Anlamadı Siri. Netflix'e bağlanmış. Abi şey. Gay sevişme sahnesi mi? Arıyorum size en yakın aktif basın. Beni yanlış tanıma. Baya durduk yere bir gay sevişme sahnesi var. Hani senaryo göre şey olur. Hani karakter işte atıyorum ondan dolayı geç kalır bir yere. Ondan dolayı bir şey olur. O akışı değiştirir yani anladın mı o sevişme sahnesini? Yok baya akışı kurulu kesiliyor. Kıyafetler çıkıyor. Bir önceki sahnede kavga edilmiş böyle şey ama şehirler arası büyüler atılmış bir sonraki sahne. Hiç dizide bile olmayan iki karakter bu arada onlar sevişip evet, gidiyorlar. Evet yani şey araya sadece kesip koymuşlar değil mi? Yani işte. Gerçekten değişik olmuş diyelim. Geçelim efendim. Cristiano Ronaldo'nun annesi. Allah Allah artık. Dolores Aveiro. Demiş ki Ronaldo ile konuşacağım. Ve gelecek sezon Sporting'e dönmesi için ikna etmeye çalışacağım. Gelecek yıl Alvarez stadında Sporting formasıyla mücadele edecek demiş anası. Yok anasını. Ya bir yandan şöyle bir haber geçti bu hafta içi. İşte 6 milyon sterline ev yaptırmışlar Ronaldo çifti penthouse. Nerede? Portekiz'de. Lisbon'da. Ve yani Portekiz'in lan, o muydu, neydi? Çatı katı işte. Ya yani bir çatı katı böyle şey yapıp modifiye edip ve porno dergisi var ya Penthouse diye onun kafa oraya gitti. İçinde 5 tane işte mimar çalıştırıp iç mimar çalıştırıp falan böyle 6 milyon sterline bir ev yapmışlar. Hani oturmayacaklar mı şimdi burada? Gibi bir şey de var ama bir yandan da hani Ronaldo'nun yıllık kazancı oturmaya da bilir yani. Evet belli ki kiraya verecek. Hani ya da Airbnb yapacak yani. Çünkü Sporting'den bu paraları kazanması mümkün değil. Daha bu yaşta da gitmez diye düşünüyorum. Bir iki senesi var daha. Daha bu yaşta dediğimiz adam 36 yaşında ama. Yani. Daha bence oynar. Hani üst düzey bir kulüpte oynar ya. Ama ana yüreği. 35-40 arası çok kötü oluyor futbolcularda ya. Futbolcu olmak için yaşlı, teknik direktör olmak için genç oluyorsun ya be. Doğru. 5 yıl çok saçma geçiyor. Vallahi geçiyor. Öyle deme. Nagelsmann 33'ünde Bayern Münih'e geldi. Gelirken de en son Dortmund çaktı. Kupasız geliyor şu an Bayern Münih'e. Hiç kupası yok kariyerinde. Bir de Dortmund'a üst üste 2 kere çaktı. Hem ligde hem kupa finalinde. Orada da Haaland 2, Sancho 2 gibi bir skor oldu. Hem Nagelsmann yenilmiş oldu hem de Haaland Upamecano'yu döverek gol attı. Yani o da gidiyor evet Bayern'e. Ne Haaland? Upamecano. Ha Upamecano bir dakika Bayern miydi? Evet gitti. Liverpool. Doğru pardon Liverpool'a gidecek şeydi ya. Kanote miydi evet. 50 milyon dolara mı ne gitti? Bir de o da döverek gol attı. Güzel oldu yani. Bayern'e iyi bir mesaj oldu. Güzel mesaj oldu. Bir yandan da Haaland da son bir vitrinini yaptı bence artık. Haaland'ın gol sevincini görüyor musun? Gördünüz mü? Bak ne yapıyor? Bütün o şeyler içerisinde oyuncular işte gördüğüm en kötü gol sevinci Haaland'ın. Böyle bir şey yapıyor. Şöyle falan yapıyor, böyle yapıyor. Şöyle yapıyor. Geliyor. Heh, yap.
Böyle. Aa, oğlum bu Beşiktaşların kartal pozu. İşte ama kartal gibi. Garip bir kartal pozu gibi bir şey yapıyor böyle. Beşiktaş'ımıza hayırlı olsun diyebilir miyiz Haaland? Diyemeyiz. Çarşıdaki kartal heykelinin önünde görür gibiyim kendisini. Evet. Geçtim. Damian Lillard. Bir basketbol beyanına geldik sonunda. Oo, dur sigaramı evet. Alıp geliyorum. Demin içtin zaten. Ne içtim ben? Başında içtim. Anlamadım ki bir şey ondan ben. Evet. Evet, demiş ki sağlıklı bir KD, Kevin Durant, NBA'deki en iyi oyuncu demiş. Turgut, ne diyorsun? Sen gerçekten bugün spor konuşmak istemişsin. Beyanlarımızın hepsi öyle. Belli. Ya hiç de öyle değil ya. Bir saattir Şenol Güneş'in berberini konuşuyorduk kardeşim. Katılıyorum bu arada. Yani, katılıyorsun. Antetokounmpo değil mi mesela? Yani KD şey gibi bir şey oldu. Cheat gibi bir şey. Evet, cheat. O kol uzunluğu, o şut falan. Yani hakikaten adama şey diyorsun. Sahaya koy, o zaman ben kırk atıp çıkıyorum. E tamam. Yani öyle diyorsan peki. Doğru, haklısın. Bize karşı oynadığı maçı da hiç unutmayacağız herhalde. Türkiye'ye değil karşı. Kim oğlum ya? Bu arada Kevin geçen Durant. Konuştuk. Lakers yine play'ine girdi. Çıktı, geriydi. Şu an çıktı ama tekrar. Bilmiyorum. Yani en son galibiyet aldılar üst üste. Evet, onu... chat siz ne yapıyorsunuz? Siz de anlamıyorsunuz biliyorum. Bu arada biz, oğlum biz ben şeye çok onları şaşırıyorum lan. Kimse niye söylemedi bunu bana? Ne? New York artıda bitiriyor sezonu. Nasıl artıda bitiriyor? Dördüncüler ulan. Evet. Playoff'a giriyorlar. Ne demek artıda bırakıyor? Nasıl oğlum, bu? Çok oğlum çok acayip. Yani Knicks playoff'a giriyor. Bir hafta takip etsen bilirdin ulan. Julius evet, Randle'ı yani da mı takip aa, etmedin? Knicks Friends'de vardı lan. Konuşmuyoruz bunu yani uzun süredir. Düşünsene. Hani Lakers, ben LeBron'la AD sakatlandı. Takip etmeyi bıraktım. O arada Knicks Lakers'ı geçmiş galibiyet sayısında. Şu an İsmail. Knicks Friends'teki Knicks mi? Ha aynen. Şeydeki Seinfeld'teki aynı zamanda. New York Knicks işte. Mutlu oldu yüzü nasıl gülüyor bak. Aynen. Canım, basketbol falan. Aynen. Friends konuşalım biraz. Peki son beyanımız gündemden. Antetokounmpo da demiş ki çocuğum bana ne zaman gelip baba benimle daha çok ilgilen, daha çok benimle oyna derse o zaman hemen emekliye ayrılacağım demiş. Zannetmiyorum. Ver iPad'i eline. Hayır, bu kendini böyle futbolcu falan zannediyor galiba. Bunlara 5 yıllık imza attırıyorlar. Böyle 200 milyon. Böyle kamyonla atıyorlar parayı. 250 milyon dolar. İkinci senesinde geldi. Baba. Emekli. Babanın ama sus. I am vaccinated. Sus. Konuşamam şu anda. Konuşamam, sadece vaccinated. Evet. Arkadaşlar programımızın 4. saatinde beyanları. Hakikaten 1 saat oldu oğlum. Nasıl başardın bunu anlamadım. 200 bilmiyorum, tane çok, beyan almışsın. Çok almışız evet. Biz de götürdük ya. Peki. Devamlı burada yok deyip durdu. Ne? Turgut diyorum devamlı burada yok ama deyip durdu. Ulan katkı ben vermedim. Ne alakası var? Hepsini soktum işte bir yere programın bir yerlerine. Hiç. Buyur sanatçı. Adriano'nun bir beyanı var. Adriano'nun peki Inter'deki performansını daha çok seviyorsun milli takımdaki mi? Hemen onu sorayım. Inter tabii ki oğlum. PES 6. Teşekkür ediyorum. PES 6'ydı değil mi? PES 6 değil mi Adriano? Cheat gibiydi herif ya. Forvet oynatırlardı. Adriano'yu alıyorsun, orta sahaya geçiyorsun, şut çekiyorsun. Bitti gitti. Evet. Demiş ki, babamı kaybettikten sonra futbola olan aşkım hiçbir zaman aynı kalmadı. O futbolu sevdiği için ben futbolu sevmiştim. Futbol oynadığım zaman ailem için oynamıştım. Gol attığım zaman ailem için atmıştım. Sonuçta her sakatlık fiziksel olmak zorunda değil. Değil mi demiş. Son kısmı biraz daha duygusal. Sonuçta evet. Her sakatlık fiziksel olmak zorunda değil. Değil mi? Yani burada tabii çok duygusal başlayıp bitmiş bu konuşma. Çok da yüreğimize dokundu Adriano'yu hepimiz. Çünkü iyi hatırlıyoruz ve hani ne olabileceğini... Yaklaşır mısın mikrofona? ...canlandırıyoruz. Ne yapıyorsun sen? Unuttum. Sırtım ağrıyor lan. Dinlendireyim dedim. Neyse. Ama şeyi söylemiyor hiç. Ben inanılmaz uyuşturucuya düşmüştüm bir dönem. Kanka. Demiyor. Gerçi hani babasını kaybetmiş etmiş ki yani benim de hiçbir şey gözümde olmazdı yani öyle bir durumda. Evet. Şimdi bunun şakasını yapamıyor muyuz? Yaparız. Şey sadece şunu soracaktım size. Böyle mental ya da fiziksel. Ulan çok acayip olacaktı deyip sakatlık yüzünden heba olduğunu düşündüğünüz önce kim var? Önce şunu bir konuyu. Gerçekten
sakatlık sadece fiziksel olmak zorunda değil kısmında okey miyiz? Ya yani mesela okay şuna da. Ya. Yani futbolcu geldi bugün. Sen parasını vermişsin. Benim gözümde artık bunlar normal futbolcu değil abi. Bunlar artık 5 milyon euroya çalışan köleler bunlar yani. Ben öyle bakıyorum. Bunlar bunları. Türkiye'deyse tabii aşılanmışsın. Ben dünyada da öyle bakıyorum abi. Normal insanın okay. 5000 10000 TL'ye o euroya çalıştığı yerse 5 milyon euroya çalışıyorsa sen normal bir iş yapmıyorsun. Ya şimdi iki tane örnek. Ha, mentale giriyorsak ben bugün şeyim. Halüsinasyonlar görüyorum veya şey. Pek ya kafam yerinde değil deyip oynayamayabiliyor mu mesela? Buna okey miyiz? Hollandalı mı futbolcu? Yok, futbolcu olduysan artık o şey geçti de. Kendine evet. Bakmak zorundasın ya. Ha, öyle iki bir şey tane yok. Örnek verebilirim bu konuyla ilgili. Bir tanesi Ricardo Quaresma. Her zaman her röportajında şey demiş. Ben futbol oynamayı hiçbir zaman sevmedim. Ronaldinho sadece, da öyle. Sadece benim arkadaşlarım hepsi uyuşturucu bağımlısıydı. Çete üyesiydi falan. Abisiyle beraber oynuyormuş. Yani çıkışımızı bunun olduğunu düşündüğümüz için futbol oynadık demiş. O yetenekte bir adamın dünya starı olmamasının tek sebebi futbolu sevmemesi. Yani çocukluk travması. Bence bu. Diğer örneği de şey Riquelme. O da mesela amcasıyla babası kaçak bahislerde falan para kazandırsın diye. Riquelme'yi bir kulübe kaybetmişler. Onun altyapısında başlamak zorunda kalmış. Oğlum biz seni kaybettik kumarda. Birisi arabanın anahtarını koymuş. Biri Riquelme'nin bezini. Aynen. Git Boca Juniors'ta oynuyorsun artık. Ben seni Boca'nın başkanında kaybettim. Hayır. Çocuğu kaçak bahiste oynatıyorlarmış. Yok anladım. O da mesela hiçbir zaman futbol oynamayı benim sanırım. Aklıma gelen örnekler bir buraya beyanını almıştık kim vurdu ya size sormuştum Gabriel Jesus hatırlıyor musunuz şeymiş torbacıymış da hızlı koştuğu için bunu seçmişler hani sen daha iyi dağıtırsın kardeşim diye bir diğeri de şey Ronaldinho hani içkiden kadından ve kumardan kendini alamadığı için ya bunlar ama hala mental bırakamıyor. Hani futbolcu olduktan sonra kendini bozmakla zaten bir travma. Evet abi işte onu diyorum ben tamam mı? Şey sebebiyle olamamak. 28 yaşında futbolcu sözleşmesi var. Yıllardır farazi konuşuyorum. Manchester United'da oynayan futbolcu 3 yıldır oynuyor. Ben depresyona girdim. Böyle bir hakkın yok lan senin. O yok canım. Giremezsin lan sen depresyona. Böyle kariyeri biten diyorsak bir anda şeyleri var. Yani yerli örnekleri var. Bir Oktay. Hatırlıyorsanız böyle bir şey. Eşiyle ilgili galiba bir sıkıntı olmuştu. İkincisi Fevzi. Beşiktaş'ın kalecisi. Evet. Galatasaray maçında yediği bacak arasından sonra. Tabii onlar 5 milyon euro kazanmadığı için biraz daha sakin yaklaşabilirim. Onlara biraz daha sakin yaklaşmak. Aklıma gelen mental çöküş örnekleri özellikle yerli olan bunlar var. Onun dışında yazarlar bilen arkadaşlar. Ya bu paralar... Çok güzel. Çok güzel bir Netflix belgeseli olabilir bu arada benim verdiğim örnekler düşünüyorum. Kebapçı mı? Futbolu zorunluluktan oynayan ve başarılı olan adamlar yani. Olur. Ya bunlar bu paraları neden alıyorlar? Çünkü entertainment sektörü diye geçtiği için yani. O zaman show must go on kültürünü benimseyeceksin. Yapacak bir şey yok. Ya da bırakacaksın. Ya futbolcu olmak için çocukken hayalini kurmuşsun. Futbolcu olmuşsun. İnanılmaz yeteneklisin. Hayvan gibi paralar kazanıyorsun. Uyuşturucuyla kendini bozdun. Kafam yerinde değil. Bugün maça çıkmayayım olmaz. Bugün oynayacaksın o topu yani. Bugün hiç güzel uyanmadım. Ya eşek gibi çalışıp haftada 60 saat çalışıp uyuşturucu parasını zar zor denkleştiren insanlar ne yapsın ha? Bu piyasada bir gram şey neyse. Bir gram. Evet. Bak dağım hala yapıyor hocalık. Hiç diyor mu? Aynen. Nasıl? Niye? İkram onlarınki ikram. O zaman atamayan atarlara geçelim direkt. Çok ilerledik süreyi. Tabii. Ha, evet geçelim atamayan atarlara buyur. Ama şeyi kim vurduya geçelim. Ha kim vurduya geçelim. Peki. Süre çok uzadı. Kaçıncı dakikadayız? 1.07. Buranın normal lan. 1.20 1.5 yaptınız falan da oldu. Hiç olmadı. Evet. Peki. O zaman bu haftanın kim vurdusu gibi benim de bu arada evet sesim gitmeye başladı. Çok mu konuştuk ya? İyi oldu iyi güzel oldu. Evet. Hazır mısınız çocuklar? Evet. Kapıyorum chat'i. Bir hafta. Ben de kapatıyorum. Kim başarısı. Vurdu? Muhtemelen benim kanalda hafta. Olduğumuza göre ya Sedat Peker vurmuştur. Ya Mehmet Ağar vurmuştur bilmiyorum yani. Evet. Seçenekler yeşil. Mehmet Ağar. Yılan. Neydi öyle bir şey vardı daha da. Kara yılan. Evet. Geliyor.
Yok, çok safe ve çok tanıdık isimler. Bunlar da öyleydi, evet. Doğru. Uçurumun kenarındaysan cesaretli olmaktan başka çaren yoktur. Niye gülüyor Oktay bu? Kaynarca diye biliyorum. Uçurumun kenarındayım Hızır diye bir şiiri vardı. Memati başlıklar diye. Geliyor. Evet. Uçurumun kenarındaysan cesaretli olmaktan başka çaren yoktur. Fernando Muslera, Uğurcan Çakır, Altay Bayındır, Ersin Destanoğlu. Buyurun. Kim uçurumun kenarında hissedecek kadar? Ersin. Utku ile yan yana duruyorlar öyle el ele. Sergen de arkalarında. Yani Muslera hiç öyle bir uçurum kenarı hissetmemiştir diye tahmin ediyorum yani. Geçmişini bilmiyorum. Ne zamanın beyanı bu? Böyle ipucu var. Ne demek? Vermesin. Vermesin. Ne ya yani? Saçmalıyor. Vermesin. Vermesin. Uğurcan daha üniversite sınavına yeni girmiş bir kardeşimiz. Bilmiyorum. O da milli takıma seç. Euro 2020 kadrosunda şu an. Hayırlı olsun diyelim. Altay'ı da seçti mi? Altay da var. Mert Günok da var. Uçurumun kenarındaysan... Bak Harun Tekin dese Fener'de. İşte cesur olmak, penaltı kurtarışları falan. Acaba diyeceğim Harun'u oradan mı? Hani cesaretim oradan geliyor hala falan. O da değil. Ya Ersin çok uyuyor konumu itibariyle. Hani çünkü kimse en başta güvenmiyordu Sergen hariç. Ve hani cesurluk gösterdi, cesaret örneği gösterdi ve kaleyi korudu falan olabilir ama kimsenin Ersin'e mikrofon uzatacağını sanmıyorum. Diğerlerine mikrofon uzatılma ihtimali daha fazla. Altay bu ara niye konuşsun? Eğer bu ara aldıysa bu beyanı, onu da bilmiyorum tabii. Fenerbahçe uçurumun kenarında mıydı bu sezon? Hiç çıkmadı ki. Hala oradayız. Hala oradayız. Cesaretli. Ya yani son bir beyanlardan bir son yakın tarihli beyan da olabilir bu yani şey gibi işte artık şampiyonluğun ucundayız. Muslera, Ersin, Uğurcan. Hepsi Altay. Dört büyüklerin hepsi işte. Bu Muslera'dır ya. Sorusuyla gurur duyan adam hareketleri yapıyor orada. Geberteceğim. Işığı da kapattı. Işığı kapatmadı bu. Dışarıdan doğal ışık geliyordu. Karardı şu anda. Ben Muslera diyeceğim. Sırf bu Galatasaraylı, gizli Galatasaraylı adam onu almıştır diye. Bir de belki hani Uruguaylı mıydı o? Uruguaylı. Getto metto bir şeylere bulaştıysa. Hiç öyle bir tipi de yok. Yani bulaştıysa da nasıl bir, asıl onun belgeselini yapsınlar. Bu bebek yüzlü haline nasıl geldi öğrenmek isterim. Gelecek vadeden bir kaleciyken Galatasaray'a gelmek bir cesaret örneği olabilir yani. Bu arada Galatasaray'a geldi gerçekten dünyanın sayılı kalecilerinden biri olacak diye halihazırda konuşuluyordu. Bence Galatasaray'ın hakikaten orada Muslera'yı çekebilmiş olması çok büyük iş. İnatla da tuttular yani. Adam artık kasede mi var ne var onu da bilmiyorum ki. O zaman ben de İşin size daha güzel bir kısmını söyleyeyim. Lorik Kana ile takas olarak geldi Muslera. Falan. Kana mı sana mı deniyor? Sana, Lorik sana. Muslera, Ersin, Altay, Uğurcan. Uçurumun kenarı. Ya bana böyle birazcık şey bir beğenmiş gibi geldi bu. İşte mahalle delikanlısı lafıymış gibi geldi. Trabzonlu Uğurcan ve Çarşılı Ersin'den biri bunu söylemiştir gibi. Ama bir şey söyleyeceğim. Altay da Ankara gücünden gelme lan. O zaman hadi Altay diyeyim ben de. Ankara güçlü Altay'ı diyeyim ben de. Ne gülüyorsun? Dümbük. Kim gülüyor? O benim ağzım öyle. Yunus'muş. Evet. Beyanlarımızı verdik. Chat'i açabilirim artık. Evet söyle bakalım. Ya dur şey kim? Sonat ne dedi? Sen ne Muslera dedi ben de Altay dedim. Muslera ve Altay dediniz. Evet. Peki. Şöyle şuraya da yapıştırayım. Alıp uçurumun kenarındaysan cesaretli olmaktan başka çaren yoktur diyen
64. bölümümüzde Altay Bayındır'dı. Ya siktir git ya. I'm on fire bitch. I'm on fire. Evet. I'm on fire bitch. Yeah, bir haftalık baby. Aradan sonra Turgut'tan tekrar bir doğru cevap geçen geldi. Geçen hafta bilmedi mi? Yok, geçen hafta ikiniz de yine bilmediniz. Evet, ne vardı geçen hafta? Sokrates vardı. Araya bir tane boşluk kalmıştım. Ne oldu Sonat, kaç haftadır ya? Hayırdır vallahi ya? Vallahi ya, en son 3 hafta mı 4 hafta mı? Bilmiyorsan bu bölümü çıkaralım istiyorsan programdan Sonatçım. Siktir git lan. Yapamıyorsan daha çok bilmişimdir yani. Yapamıyorsan çıkaralım yani. Ha, ne diyorsun? Ne, Altay nerede demiş bunu? Kim bilir? Bilmiyorum lan. Yani benim Twitter'da düştü önüme, aldım işte. Bu arada yani bu son bölüme geçmeden önce şunu söyleyeyim. Geçen hafta bize ne otobüsten kafasını çıkarmış bir hacı geldi. Ne başka bir ben YouTube görsel geldi. Şeyi gördüm ama. Kimse hiçbir şey paylaşmadı. Herkes şey yazmış. Ya bu sonunda bir şeyler istiyorlar ya, onu niye istiyorlar? Hala anlamayan var. Evet, o zaman onu da Turgut. Tamam. Bir şöyle tane tane anlatırsan. Bakın arkadaşlar, bu programın daha çok izlenmesini istiyoruz. Doğal olarak. Ve biz diğer YouTube şeylerindeki gibi like atın, beğenin, çana tıklayın da yapmadığımıza göre bu programı sosyal medyadan, özellikle de Twitter ve Instagram'dan istiyorsanız onları da yapın ha. paylaşmanızı rica ediyoruz. Twitter'dan paylaşırken de kuru kuru linki verip geçmeyin diye bu bahsettiğimiz fotoğrafları eklemenizi rica ediyoruz ki ilgi çeksin, ponçiklik olsun, tatlılık olsun. Konumuz bu. Şurada bir konuya da açıklık getireyim. Evet, Diyojen hesabını biz Twitter'da açtık ama onu siz almayın diye aldık. Hani bizi tekleyin, orayı çok ya yani orayı çok kullanmıyoruz. Bizi şahsi olarak taglerseniz zaten görüyoruz. Paylaşıyoruz da, güzel olanlara şeyini de takdirini de veriyoruz her daim diyelim. Yine benim bir küçük ilginç bir Diyojen'le ilgili fun fact'im olacak. Hayırdır. Şimdi ben Orca'da analytics'e bakıyorum. Diyojen'i ne yazıp arayıp geldiklerine baktım insanların son zamanlarda. Evet. Diyojen izleyenlerin, yani bak her şey çok okey işte. Şeyle başlıyor. Orca, Diyojen, Diyojen Podcast, işte Turgut Uç, Sonat Işık, İsmail falan, hani bunlar okey. Abi İsmail niye şey gibi dedi ve her neyse gibi yani, dedi. Ve her neyse veya zamanım yoktu. abi bak bunlar çok okey. Sadece Diyojen izleyenlerin %2.4'ü neden Mustafa Sandal yazıp aradı bizi? Buna inanılmaz merak ediyorum. Bir de bir 7-8 kişi var. Can Sungur 31 yazmışlar arkadaşlar. Hani Allah'ınızdan bulun. Yani hadi ya Mustafa Sandal gelmedi bizim programa değil mi? Çağırsak ya. Gelmedi, doğru, çağıralım. Hadi yani yine Mustafa Sandallı beyanımız vardı anlıyorum ama hani ötekini niye aradınız? evet, programı kapatıyoruz. Neler istiyorsunuz? Kapatırken de neler istiyorsunuz? Buyurun. Ben çok düşündüm ve buldum. 2013'teki ve 2011'deki Şenol Güneş'in saç tıraşlarını böyle yan yana koyarlarsa benzerlikler, farklılıklar diye. Ben şut çekerken PES 6'da bir Adriano istiyorum. Ben de Sayın İçişleri ve şeyin evet neyse, yok öyle bir şey istemiyorum. Güzel şu Adriano, bence de hoşmuş. Şey olabilir ya, benim aklıma o geldi. Şöyle Klopp'a B ile yapan Mane'yi istiyorum. Olur. Onu bulamazsanız da, yani ki bulursunuz, hani üşenen Cristiano Ronaldo'nun annesini bulsun atsın. Şeyle, Sporting Lisbon formasıyla. Öyle bir fotoğrafını gördüm çünkü bu hafta. 4 fotoğraf hakkınız var. Hepsini koyun işte. Evet. Teşekkür ediyoruz izlediğiniz için. Diyojen'in bilmem kaçıncı bölümü bu kadar. 64. 65 oluyor pilotla. Neyse. Yayınlarınız var mı arkadaşlar? Var. Benim 9.30 gibi. Muhtemelen. Ben de herhalde açarım diyeyim. Yani yayın açtım bundan önce ama bir tane daha açabilirim. Peki. Geç kaldıysanız olsun. Buna, kaçırdıysanız, tekrar izlemek istiyorsanız, geç geldiyseniz de bu bölümü ve diğer Diyojen bölümlerini YouTube'da Orca kanalında bulabilirsiniz.